İrem Sultan, ne yapıyorsunuz siz? Bizi yalnız bırakın. Elinde kanlı hançer var. Bu ne cüret? Nasıl gelirsin böyle? Validem! Çıkın dışarı. Çıkın. Gözünü bu kadar kararttın demek. Siz yaptınız. Atımı, aşkımı siz öldürdünüz biliyorum. Dayı. Ya bir şey yaparsa? Gözü dönmüş gibiydi. Cesaret bile edemez. Dayı Hatun yanında. Ne yapabilir ki? Sen niye çıktın? Dön yanlarına. Valide Sultanımız öyle istedi. O benim canımın parçasıydı. Süleyman'ın en kıymetli hediyesiydi bana. Nasıl kıydınız ona? Neden? Öyle mi yeneceksiniz beni? Kendine gel Hürrem. Beni neyle suçladığının farkında mısın? Hiç kuşkum yok. O kanı siz döktünüz. Beni can evimden vurdunuz. Ama hemen sevinmeyin. Bu sizi mesut etmesin. Zira bu kirli kanlı bir zafer validem. Bugün sadece atımı değil, benim masumiyetimi de öldürdünüz. Kan döktünüz. Artık ikimiz birden zor sığarız bu saraya. Ne yapacaksın Hürrem? Öldürecek misin beni? Ben Süleyman'a duyduğum aşkla yaşıyorum. Hünkârımın aşığı ve kölesiyim. Eğer buna son vermek istiyorsanız atımı değil, beni öldürmeniz lazım.
Kölenin aşkı olmaz Hürrem. Sadece umutları, hayalleri olur. Sen de onlardan birisin. Senin ne hissettiğin kimin umurunda? Sen hanedana sadakatle, hizmet etmekle yükümlü bir cariyesin. Bizim merhametimize, sevgimize muhtaç bir cariye. Madem sadece değersiz bir cariyim, öldürün beni. Hadi. Ne duruyorsunuz? Buna cesaretiniz varsa, kuvvetiniz yetiyorsa, şimdi hemen alın canımı. Ne oldu peki, sen biliyor musun? Hürrem Sultan'ın atını öldürmüşler. Aman Allah'ım. Kim cesaret eder böyle bir şeye? Ne oluyor burada? Sultanım, iyi ki geldiniz. Karşında kim olduğunu unutuyorsun Hürrem. Senden kurtulmak için kanlı hançerine ihtiyacım yok benim. İstediğim an bir çırpıda siler yok ederim seni. Bu sarayda izin bile kalmaz. Şimdi hançerini de al, çık git. Hançerim sizde kalsın valide. Söylediklerimi, bana yaptıklarınızı hatırlatır size. Kim nasıl kıyar atını? Hünkârımızın hediyesini gündüz vakti öldürmeye kim cesaret eder ki? Yeter dayı, iyiyim. Çekilebilirsin. Validem, Hürrem yalan söylüyor, değil mi? Söyledikleri doğru değil. Bu nasıl sual Hatice? Ne olur cevap verin bana. Atını siz öldürmediniz. Öyle değil mi? Hayır, ben öldürmedim. Bağışlayın beni validem. Artık kapansın bu mevzu. Sultan, hünkârımız burada değiller. Nerede o zaman? Söyle. Hünkârımız divana katılmak üzere ayrıldılar sultanım. Bu divan toplantısı hayırlara vesile olsun inşallah. Devlet-i Aliye'nin tüm düşmanları vakti geldiğinde cezalarını çekecektir. Kafir Şalke'nin arzusu Osmanlı'nın yüzünü doğuya çevirmektir. Ki Kızıl Elma'dan uzaklaşalım, doğunun tozunda çölünde Acem'le kavga edelim, cenge tutuşalım.
Zinhar şimdi olmaz. Bu oyunu bozarım. Biz Allah'ın sevgili kulları Müslümanlar evvela kılıcımızla kazandığımız topraklara göz diken Charles Ken ve Ferdinand'a yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Charles Ken Osmanlı'nın kahredici, yok edici gücünü görecek. Osmanlı en kısa sürede sefere çıkacaktır. Hazırlıklar başlasın. Kapılarına dayanacağız. Taçlarından ve tahtlarından feragat etmek zorunda kalacaklar. Teslim olacaklar ve merhametimize sığınacaklar. Böyle değil. Nilüfer'in yaptığı gibi yapacaksın. Sultanım. Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Diğer cariye nerede? Çağır hemen. Ne duruyorsun? Getir önüme. Anne ne oldu? Bir şey olmadı canım, korkma. İkiniz de eşyalarınızı toplayın. Sizi yanımda istemiyorum. Ama sultanım, valide sultanımızın emri... Valide başka size neler emretti? Benden nasıl kurtulacağınızı da anlattı mı? Ne diyorsam onu yapın. Çıkın. Nilüfer ve Esma'yı getirin bana. Sizi çocuklarımın yakınında istemiyorum. Biz seferdeyken payitahttan kubbe altı vezirim Mustafa Paşa mesul olacaktır. Memnuniyetle hünkârım. Şeref duyarım. İlaveten yazdırmak istediğim bir ferman daha var. Bu mühim sefere serasker'siz çıkılmaz. İbrahim Paşa. Şerefli Osmanlı ordusunun serasker'lik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. İbrahim Paşa, bundan böyle seraskerim sensin. Diğer bütün vazifelerinde olduğu gibi bu makamda da muvaffak olacağından kuşkum yok. Sadrazamlık makamına ilaveten seraskerliğin aynı kişide olması münasip mi? Neden ağladın anne? Kim üstü seni? Bizi sevmiyorlar kızım. Seni, beni, kardeşlerini sevmiyorlar. Kim sevmiyor? Valide Sultan mı? Nilüfer, Esma. Esma, çocukların yanına git. Eskisi gibi sen alakadar olacaksın. Ama sultanım. Ne diyorsam onu yap. Bir mazal. Git. Sultanım. Kızmayın. Lakin valide sultan duyarsa ne yapar? Daha ne yapacak? Hünkârımızın bana hediyesi olan atımı öldürdü. O at hünkârımızla aramızdaki aşkın bir nişanıydı. Bu yüzden yaptı zaten. Ama burada durmayacak biliyorum. İmkanını bulunca beni de öldürecek. Bu yüzden uykular haram bize artık.
Hep tet dikte olmak zorundayız. Bargalı, bütün yetkilerin sende toplanmasını istedim. Zira bu bizim askeri ve siyasi hareket kabiliyetimizi hayli arttıracaktır. Öyle değil mi? Aynı kanındayım hünkârım. Bu vazifeyi ziyadesiyle hak ettiniz paşam. Hünkârım, böylesi muazzam bir vazifeyi bahşetmeniz büyük onur. Şeref duydum. Lakin ne? Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Hakkımda çarşıda pazarda bile konuşulanlar malumunuz. Kuyum kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben sağ olduğum müddetçe senin canını almaya kim cüret edebilir? Ferman yazıldı bile İbrahim Paşa. Bundan dönüş yok. Şimdi derhal git ve sefer hazırlıklarına başla. Çekilebilirsin. Başüstüne. Malkoçoğlu, Celalzade'yi buraya çağır. Yeni bir kararname yazdıracağım. Valide Sultanım. Valide Sultanımız istirahat ediyor Sümbül. Sonra gel. Daya Hatun'um mühim olmasa rahatsız etmem. Ne var Sümbül? Söyle. Hürrem Sultan. Yine ne yaptı? Valide Sultanım. Hürrem Sultan sizin göndermiş olduğunuz cariyeleri kovmuş... Yine Esma ve Nilüfer'i almış yanına. Ne yapalım? Hiçbir şey yapma. Madem cariyelerine bu kadar bağlı, bırak kalsınlar. Ama Valide Sultanım. Dayı. Buyurun sultanım. Hürrem'in hançeri sende değil mi? Evet, ben de alıp sakladım. Niye sual ettiniz? Divan heyetine haber gönder, yarın hazır olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sultanım. Hazreti Paşa. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. İçeri gel. Senin rengin solmuş. Neyin var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Atım. Aşkım öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılmasını buyurmuştum. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Hançerlediler üstelik. Benim hançerimle. Kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Bilmiyorum. Gördüm ama. Kanlar içinde yatıyordu. Daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu. Ağlama. Malkoçoğlu! Gel.
hünkârım. Benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Kim cüret edebilir buna? Her kimse o bulup getireceksin bana. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinden. Merak buyurmayın hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. Sultan. İbrahim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne oldu? Buldunuz mu katili? Kim yapmış? Ne katili? Hürrem'in atını öldürmüş biri. Haberiniz yok mu? Hayır. Sizden duyuyorum. Hürrem öğrenince çıldırmış. Hançeri alıp validemin karşısına çıkmış. Onu suçluyor. İnanabiliyor musunuz? Bu kadarı çok fazla. Hünkârımız, validemiz nasıl sessiz kalır? İdrak etmekte güçlük çekiyorum. Güpegündüz hançerlenmiş. Sizin kulağınıza hiç mi bir şey gelmedi? Vallahi ben de şimdi duydum. Vah vah. Sultanımız çok severdi o atı. Ben de şaştım kaldım. Derhal sorgu sual ettim. Gören bilen yok. Nigar Kalfa. Sultanımıza sen haber vermişsin. Ne gördüysen anlat. Ben görmedim. Öldüğünü söylediler. Kim söyledi? Bostancı Bilal Ağa. Duyar duymaz da koştum sultanımızın yanına. Birlikte gittik. Seyisler yanındaydı. Hançer nerede? Ben de has odabaşım. Çok kıymetli bir hançer bu. Hürrem Sultan'ım hançeri. Nasıl? Ben de anlamadım. Belli ki biri dairesinden almış. Bir bildiğin varsa söyle. Yok. Tamam o zaman siz çıkınca aileleri sorgulayın. Mutlaka bir duyan, gören vardır. Has odabaşım, en son Nilüfer Hatun'un elinde gördüm bu hançeri. Nilüfer? Hürrem Sultanımızın cariyesi. Ağlama artık. Söz veriyorum, bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. İşte neler yapıyorlar bana. Korkuyorum Süleyman. Hürrem'im. Benim gülen yüzüm. Aşkı derunum, sebebi varlığım. Acını sök at gözlerinden. Zinhar korkma. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? Haydi üzme kendini. Dik dur. Metanetini koru. Uzun bir ayrılık olacak önümüzde. Gözüm arkada kalmasın. Ne demek bu? Bir yere mi gidiyorsun? Sefer kararı aldım. Budim ve daha ötesine Viyana'ya gideceğiz. Hayır. Olmaz. Gitme Süleyman. Hürrem. Sen gidince büsbütün yalnız kalacağım. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin.
Neyiniz var? Anlattıklarım canınızı mı sıktı yoksa? Yok, hayır, ondan değil. Bugün divandan mühim bir karar çıktı. Sefere çıkıyoruz. Yine ayrılacağız. Bir süre daha buradayım Sultanım. Hazırlıklar bir hayli vakit alacaktır. Hedefimiz Viyana. Üstelik bu sefer serasker ünvanıyla katılacağım sefere. Serasker mi oldunuz? Büyük Osmanlı ordusuna komuta edeceğim. Seferdeki en yüksek rütbeyi bahşetti bana hünkârım. Sevinmediniz mi? İbrahim, kızacaksınız biliyorum. Lakin ben bir şey yaptım. Nedir? Müneccim Yakup Efendi ile görüştü. Bana dedi ki, hanenizden biri yükseldikçe güçlenecek, hırslanacak. Bu güç, bu hırs ölüme getirecekmiş. O sahtekarın sözleri üzmesin sizi sultanım. Benim gücüm, benim yükselmem ancak saadet getirir hanemize. Bu hançeri daha önce gördün mü? Kime ait olduğunu biliyor musun? Dilini mi yuttun hatun, konuşsana. Gördüm, evet. Bu sultanımızın hançeri. Ha. O halde sultanımızın atının bu hançerle öldürüldüğünü duymuşsundur. Duydum, evet. Anlat o vakit. Neyi anlatayım? Neden yaptın bunu? Has odabaşım. Yalan, iftira. Vallahi ben bir şey yapmadım. Senin şuracıkla boğazını keserim. Daha hayatın senin elinde görmüş. Doğru, evet, bendeydi. Lakin Dahi Hatun görür görmez aldı elimden. Nasıl aldı? Taşlıktaydım. Gülşah. Gülşah geldi. Gülşah? Mahidevran Sultanımızın cariyesi. Hürrem Sultan hakkında kötü laflar edince sinirlendim. Hançeri çıkardım. Korkutmak istedim sadece. O sırada Dahi Hatun geldi. Kızdı bana. Aldı elimden. Sence kim yaptı bu işi? Kim yapacak ha? Çok kişi var, hangi birini sayayım mı diyorsun? Şşşt, sis sis ol. Yerin kulağı var derler. Doğru. Ne yapacağız? Hiç. Nasıl hiç? Hürrem Sultanımızı yalnız mı bırakacağız? Bana söylediklerini unuttun galiba. Ne söylemişim? Biri sultan, biri paşa. Onlara hiçbir şey olmaz. Olan bize olur demiştin. Vallahi doğru söylemişim. O yüzden biz bu işe hiç karışmıyoruz. Ne halt ediyorsunuz siz burada? Sana hesap mı vereceğiz be adam? Git şuradan hadi. Billahi yakarım senin canını. Hele bir dene. O meşhum geceyi unuttun galiba. Ne gecesi? Ne oldu ki?
bu şimdi var ya. Ay yok bir şey, konuşuyor işte. Gülam, Nigar Kalfam. Haydi gelin benle, bana biraz yardım edin. Malum bu gece uyku yok. Ne geçti aranızda? Boş ver. Yürü hadi. Nilüfer Hatun belli ki yalan söylüyor. Ben hançer falan almadım. Ama elinde gördün. Evet. Böylesine kıymetli bir hançeri bir cariyenin elinde gördün ve sesini çıkarmadın, öyle mi? Kendisi sultanımızın hizmetinde. Sordum, bana emanet etti dedi. Ben de yerine koymasını söyledim. Hizmetinden alındığını sanıyordum. Evet, alındı. Ben de bu yüzden kızıp yolladım. Suçu ne bu hatunun? Kim aldı vazifeden? Valide sultanımız böyle münasip gördü. Elbette cariyeye bu mevzuda bir malumat verilmedi. Belki de Hürrem Sultan'ın kovduğunu düşündü. Has ola başım, Gülşah Hatun geldi. Al içeri. Gel bakalım Gülşah Hatun. Birkaç gün evvel cariyeler taşlığında Nilüfer Hatun'la tartıştığını duydum. Doğru mu? Doğru mu dedim? Evet. Hançer çekip üzerime saldırdı. Allah'tan Dahi Hatun geldi de kurtardı beni. Sonra ne oldu? Sonra... Konuşsana kızım. Sonra Dahi Hatun beni yolladı. Hasoda başım. Sorgu sualiniz bittiyse ben gideyim. Malum, Valide Sultanımız beni bekler. Söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Vali Bey. Hünkârım. Nedir vaziyet? Bir şey öğrenebildin mi? Henüz kim olduğunu tespit edemedim. Lakin yakındır bulacağım. Sultanımız nasıllar? Bir hayli korkmuş. Üzgün. Ziyadesiyle kıymet veriyordu o da. Malkaçoğlu. Bunun arkasında her kim olursa olsun çekinme, üzerine git, örtbas edilmesin. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. İhmali olanları da affetme. Gereken cezayı ver. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem, bir şeyler ye. Hünkârım. Malkaçoğlu, gel. Hünkârım, sultanım, hayırlı sabahlar. Sana da. Divan heyetine haber gönderildi. Emrettiğiniz üzere gelecekler. Âlâ. Vali Bey, katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek.
sultanım. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hançeri ona siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Neden? Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Mümkün değil. O yapmaz. Ona itimarım tam. Sarıktır bana. Şüphe duyduğunuz bir var mı? Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli biri olsa gerek. Ya da güvendiği, onu kollayan mühim biri var. İbrahim Paşa. Yakup Efendi. Saraydan kovulduktan sonra uslanmamışsın sen. Ama devam ediyorsun sahtekarlığa. Ben yalnızca gördüğümü söylerim. Hatice Sultan'ın kafasına neler doldurdun? Kimin istediği yalanları söyledin ona? Sultanımız gerçekleri duyamayacak kadar güçsüz. O vakit bana söyle bakalım. Neymiş o gerçekler? Kan kokusu alıyorum paşa. Sarayın merdivenlerine, bembeyaz mermerlerine bile sinmiş bu koku. O kan senin kanın. Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince. Daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez ser askerim olarak. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar yükselecek paşa? Daha ne kadar yükseleceğini mi merak ediyorsun? Bundan sonrası benim tahtım. Lakin o da bunu hayal dahi edemez. Zira hanedan mensubu değil. Aileye damat olmuş ama. Belki yine de ister. Malum, insan ruhu doymaz ki. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Uyu dinlen.
Sultanımızın atıyla hanginiz alakadar oluyordu? Hepimiz bakarız Hasatobaşım. Ama dün mesuliyet bendeydi. Dün sabah neredeydin? Kılıç Ağa çiftliğine gittim. Nereden icap etti? Yeni atlar gelmiş. Onlara bakmam söylendi. Kim söyledi? Gül Ağa. Haber bırakmış geceden. Yerine kimseyi bırakmadın mı? O vakit sen neredeydin? Gece bir ara lokum tepsisi geldi saraydan. Ondan yedim 3-5. Sonra bir ağırlık çöktü üstüme. Sabah zor açtım gözlerimi. Geldiğimde atı can çekişirken buldum. Kan revan içindeydi. Dün sabah ve evvelsi gece nöbet tutan bütün bostancıları çağırın. Baş usta. Fidan Hatun. Ağam. Haremde bir at katili dolandığını söylediler. Gördün mü? Ben nereden bileyim ağam? Haince tuzaklar kurmayı biliyorsun ama. Sümbül ağam. Sen niye geldin? Ağam diyeceklerim var, çok miyim? Nedir mevzu? Hürrem Sultan'ın atını kimin öldürdüğünü gördüm. Şüphelenecek kimseyi görmediniz öyle mi? Görmedik Hasatobaşım. Seyisleri ve bostancıları zindana atın. İhmali olan herkes çekecek cezasını. Hasatobaşım yapmayın. Vallahi benim bir günahım yok. Benim de. Acıyın bize. Götürün bunları. Hayrola Sümbül? Hasatobaşım. Kim bu? Battal Ağa. Size diyecekleri varmış. De. Dün sabah Nülüfer Hatun'u ağıra girerken gördüm. Bazı zaman gelir, atla alakadar olur diye şüphelenmedim. Lakin hadiseyi duyunca aklıma düştü. Elinde bir hançer vardı. Emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm. Madem öyle niye söylemedin? Bugün haberim oldu hadiseden. Nülüfer Hatun'u getir bana. Divan neden toplandı İbrahim Paşa? Sen biliyor musun? Ne oldu? Hünkârımız toplanmasını istedi. Mevzu nedir ben de bilmiyorum. Divan toplantısı da açıklayacaktır kendisi. Sultan Süleyman'ın Hazretleri! İbrahim Paşa, divanda bunu okumanı istiyorum. Nilüfer, söyledi azıcık süt getirsinler. Temiz bezi de unutmasınlar. Nilüfer. Ha? Hayırdır, aklın nerede senin? Sultanımızı düşünüyorum. Çok üzüldü. Kim bilir ne kadar acı çekmiştir atı öldüğünde. Bir sürü at var ağırda, ne olacak? Sen işine bak. Kızlar, kolay gelsin. Sağ ol ağam. Nilüfer Hatun, gel benimle. Ne oldu ağam? Yahu sual sorma. Hadi düş peşime. Hı.
Hasodabaşı Bali Bey bizzat tetkik ettiğini söyledi. Yakındır. Düşmanlarım yakaya ele verecek. Sultanım, elbette çıkar ortaya. Sonra ne olacak? Valide sultanımıza kim ne yapabilir ki? Ortaya çıksın yeter. Hiçbir şey olmasa Sultan Süleyman annesinin gerçek yüzünü görür. Sultanım, dün gece Nilüfer'e çok fena yüklenmişler. Yazıktır. Suç kızcağızın üzerine yıkılmasın. Kim inanır buna? Besbelli yalan oldu. Sahi nerede o? Dairenizdeydi en son. Gül'a, Nigar Kalfa. Karar çıktı, hünkârımız sefere gidecek. Demek gidiyorlar. Düşmanlarım için bulunmaz bir fırsat. Sultan Süleyman döndüğünde ben bu sarayda olmayacağım. Nerede olacaksınız? Büyük ihtimal mezarda olacağım. Ya da denizin dibinde. Beni istediklerime kavuşturan ulu ve kutlu Allah'a hamd ederim ki onun birliğine yakışan köşkünün ona göre bir kapısı vardır. Yükselen zatların buyrukları bu yüce kapıdan çıkar ve buradan verilir. Kur'an-ı Kerim'de sen mülkü istediğine verirsin ayetindeki mülk bile o yüce kapıdan ve o saraydan bağışlanır. Benim töre ve yasalarım dünyanın her yerinde uygulanır. Memlekette Allah'a ve peygamberine Kur'an'ın emrettiği bir itaatın varlığı sayesinde bugün her yerde buyruğum geçer. İbrahim Paşa'yı saltanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Haslarını 2 milyon akçeden 3 milyon akçeye yükselttim. Benim sözlerimi temsil ettiği bilinecek. Ve onun emirlerinden, sözlerinden kimse ayrılmayacak. Ve yerine gelecektir. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Ferman-ı şerifim hilafına kullarım tasarrufta bulunamaz. Gel. Nilüfer Hatun. Elinde hançerle ahıra girerken görmüşler seni. Yalan. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Şşş. Ağlama. Eğer seni korumamı istiyorsan bana yardım etmen lazım. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Ben günahsızım. Ben niye yapayım? Bu sarayda biraz Suzan'dan başka kimsem yok. Belki başkası yanaşmıştır sana. Altınlarla, hediyelerle. Tehdit edip kafanı karıştırmışlardır, olamaz mı? Hayır, asla. Ölümden sultanıma ihanet etmem. Lakin sana ihanet etmişler belli. Önce hançerin sende olduğu söylendi. Sonra da ahıra girdiğini yetiştirdin. Aklını başına al Hatun. Seni yem olarak kullanıyorlar, görmüyor musun?
Demek susacaksın. İyi o zaman. Bu geceden tez yok infaz edileceksin. Muhafızlar. Alın bunu zindan at. Hasan başım. Ne duruyorsunuz hadi. Hayır. Tamam. Tamam anlatacağım. Bırak. Çıkın dışarı. Evet seni dinliyorum. O gece yani atın öldürüldüğü gece sabaha karşı uyuyordun. Seni götürmek için bekliyor. Nereye? Bir kayaya bindirecek seni. Sonra denize açılacak. Başına bir çuval geçirecek. Sonra diri diri suya atacak seni. Balıklara yem olacaksın. Acıyın bana. Kıymayın. Tek koşulda o sıcak yatağına dönebilirsin. Derseniz yaparım. Başka çarem yoktu. Eğer dediğini yapmasaydım. Utanç içindeyim. Sultanıma ihanet ettim. Bunu bilmesin ne olur. Yazık. Çok yazık. Oysa bu sabah müdafaa etti Hürrem Sultan seni. İtimadım tamdır, bana sadıktır dedi. Üzülme. Sen de buradaki herkes gibi evvela kendi canını düşündün. Ne olacak şimdi? Bana ne yapacaksınız? Buna hünkârımız karar verecek. Hayırdır Pargalı? Nutku mu tutuldu? Yoksa beğenmedi mi verdiğim kararı? Haşa hünkârım. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman tartışmadım kararlarınızı. Koşulsuz yerine getirdim. Bazılarını anladım, bazılarını da anlamaya çalıştım. Bu da anlamaya çalıştıklarından biri mi? Hı? Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Gel sefer hazırlığını konuşalım. Nilüfer, Esma, neredesiniz? Buyurun sultanım. Nilüfer nerede?
Daha gelmedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Sümbül Ağa gelip çağırdı. Birlikte çıktılar. Git şuna bak. Neredeymiş öğren. Valide Sultan Hazretleri geldiler. Valide Sultanım, bağışlayın sizi rahatsız ettim. Daha iyi sen dışarıda bekle. Nedir mesele? Az önce Nilüfer Hatun'u sorgu sual ettim. Bana bir itirafta bulundu. Demek ki suçunu kabul etti, gafil. Derhal cezasını infaz edin öyleyse. Lakin bir şey daha söyledi validem. Anlattığına göre azmettiren daha iyi hatunmuş. Ne demek bu? Atın öldürüldü sabah onu uykudan uyandırmış. Eğer söylediklerimi yapmazsan seni öldürürüm demiş. Sen de inandın mı buna? Bu nasıl bir cüret? Bilmez misin ki Daye Hatun benim haremdeki gözüm kulağım? Kendini bilmez bir cariyenin lafıyla 40 yıllık ket odağımdan mı kuş kullanılıyor? Validem, ben sadece hünkârımızın emriyle hadiseyi aydınlatmaya çalışıyorum. Şayet elinde bir kanıt varsa söyle. Bizzat ben vereceğim Daye'nin cezasını. Lakin yoksa ona yapılan bu hakareti kendime yapılmış sayarım, bilesin. Haşa Sultan ne adımı? Hasoda başı, cariye suçunu itiraf etmiş zaten. Derhal gereği yapılsın. İlaveten bu meczubun Daye Hatun'la alakalı ifadesini kimse bilmeyecek. Bilhassa hünkârımız. Zira aslanımın kıymetli aklının böyle yalan dolanla meşgul edilmesini istemiyorum. Anladın mı beni? Hünkârım, Şarkel'in kale savunması yapacağına eminim. Zira meydan muharebesine cesaret edemez. Bu yüzden toplar çok mühim. Muhasara toplarını götürmeliyiz. Hatta yenilerini dökmeliyiz. Haklısın Pargalı. Lakin Viyana'ya kadar bütünüyle yeniden almamız gereken bir Macaristan var. Hazırlıklar hızlanmalı. Mümkün olduğu kadar erken çıkmalıyız sefere. En geç Temmuz ayında Viyana kapılarına dayanmamız lazım. Zira kışa yakalanmak istemiyorum. Hünkârım, Vali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Paşam. Gel Malkoçoğlu. Sen de katıl bize. Sefer hazırlıklarını konuşuyoruz. Dün sabah vuku bulan tatlı hadiseyi tetkik etmem istemiştiniz. Evet, buldun mu kim yapmış? Nilüfer Hatun. Emin misin? Hürrem Hatun'un en sadık cariyesidir kendisi. Acılar içinde ağlayarak her şeyi itiraf etti. Utanç içinde. Hürrem Sultanım ona ihanet ettiğimi öğrenmesin diye yalvardı. Şahsi fikrin nedir? Hünkârım, bence bunu yapması için hiçbir nedeni yok. Esma, ne oldu? Nilüfer nerede? Niye gelmedi o? Haremin her yerine baktım sultanım. Lakin Nilüfer'i bulamadım. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Nereye kayboldu bu? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Ne oldu aslanım? Validem, Hürrem'e hediye ettiğim atı kimin öldürdüğünü öğrendim.
Öyle mi? Kimmiş bu hain? Hürrem'in hizmetindeki cariye. Nilüfer. Lakin validem tek başına böyle bir işe kalkışamayacağı aşikar. Ona kimin akıl verdiğini bilmiyorum henüz. Her kim ona bu emri verdiyse belli ki suçu benim üzerime atmak istemiş. Bence emri onun en yakını verdi. Hürrem. Nilüfer onun cariyesi. Validem, hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Eğer haremde sükunet sağlanmazsa bu işe bizzat el koyacağım. Sultanım, hünkârımıza geldiğinizi haber vereyim. Ben sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Buyurun, sizi dinliyorum sultanım. Nilüfer nerede? Sümbül'e sordum, sizin emrinizle alıp götürmüş. Hala haber yok. Nerede olduğu da belli değil. Nerede o? Ne yaptınız ona? Ne oldu? Neden geldiniz? Ne yapacaksınız bana? Sakin ol. Hürrem Sultan'ı görmek istiyorum. Beni ona götürün. Mehmet'i. Küçük aslanım benim. Validem, Hürrem Sultan burada değiller. Arzu ederseniz derhal çağırayım. Gerek yok. Ben torunlarımı görmeye geldim. Mihrimah. Ay parçası güzelim. Neyin var canım? Hasta mısın yoksa? Sen beni sevmiyorsun. Annemi, kardeşlerimi sevmiyorsun. Ben seni sevmiyorum. Devam edin. Sultanım.
Devam edin. Bu kadarı yeter. Sonra çalışırım. Ne yaptınız bugün? Belli oldu mu ne vakit gideceğiniz? Hazırlıklarımız bu arada tamamlanır. Neyiniz var? Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Bugün divanda hayatım hünkârımızın teminatıyla onurlandırıldı. Kendisi sağken hakkında hiçbir şekilde ölüm kararı alınmayacak. Nereden icap etmiş böyle bir teminat? Devletin bütün yetkileri bende artık. Ateşten bir gömlek var üstümde. Torunlarımı görmek için geldim. Sen neredeydin? Nilüfer aniden kaybolunca akıbetini merak ettim. Öldürmüşler zavallıyı. Haberim var. Aslanım böyle buyurmuş. Validem. Daha kaç kurban vereceğim size? Ne vakit bitecek bu kininiz? Ben ölünce mi? Hürrem. Senin kıymetsiz canın kimin umurunda? Ben torunlarımı düşünüyorum. Mihrimah az önce beni sevmediğini söyledi. Belli ki bana karşı zehirliyorsun çocukları. Validem. Sen kimsin ki benim kanımdan, hanedanın kanından bir sultanın aklını böyle karıştırıyorsun? Bu son ihtarım Hürrem. Haddini bil. Zinhar hanedana bir tutma kendini. Onları kendinden görme. Aksi halde alırım torunlarımı elinden. Yüzlerini bile göremezsin. Değil. Gözlerimin içine bakacaksınız şehzadem. Alın hadi. Evet. Malkoçoğlu, artık kılıç tutmasını öğrendim. Şehzade kılıcıyla değil. Gerçek bir kılıça talim yapmak istiyorum. Sırası gelince o da olacak elbet. Ben de istiyorum. Gelin bakalım şehzadem. Evet. Babam yine götürmüyor beni sefere. Keşke ben de sizinle gelinsem. Acele etmeyin şehzadem. Daha nice seferlere gideceğiz. Dünyaları fethedeceğiz. Hadi gidelim artık. Hünkârımıza veda vakti. Sultanım.
Şimdiden gelmiyor sana veda etmek. Allah'ın izniyle büyük bir zaferle geri döneceğim. Üzülmeyin. Lakin bir istirhamım var sizden. Dönene kadar Topkapı Sarayı'nda kalın. Hayır. Burada bekleyeceğim seni. Aklım sizde kalacak. Kalmasın. İyiyim ben. Tek arzum. Sağ salim bana dönme. Söz veriyorum. Döneceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Aslanım, büyük zaferle döneceğine inancım tam. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Amin. Amin. Validem, haremim size emanet. Bilhassa Hürrem Sultan. Malum. Son olay onu hayli üzdü. Yanında olursanız kendini güvende hisseder. Gözün arkada kalmasın. Allah'a emanet olun. Thank you.
Tüm bölüklere söyleyin, daha hızlı hareket etsinler. Yağmur çamur yüzünden yeterince yavaşladık zaten. Ağır topları da geride bırakmak zorunda kaldık. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bir an önce Viyana kapılarına gitmemiz lazım. Kimse elinden geleni ardına koymasın. Hünkârım, dün Budin Sarayı'ndan yüklü bir çıkış yapılmış. Kaçan kaçalım. En geç haftaya Budin'i kuşatır, hemen alırız. Sultan Süleyman Mohaç'a yerleşmiş. Zalim ordusu saraya gelmeden hemen buradan çıkmalıyız. Arşidük Hazretleri, hazırlıklarımız tamam. Şimdi bile gidebiliriz. Hadi o zaman gidelim. Viyana'ya yetişmemiz lazım. Prenslere haber ver, çabuk Viyana'da buluşalım. Sultan Süleyman Han, verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Şükranlarımı sunuyorum size halkım adına. Arşidük Ferdinand, hakkı olmayan bir tacı almış ve aylardır Budin Sarayı'nda ülkemizi yönetmekte. Budin hala işgal altında. Ama Osmanlı'nın geldiğini öğrenince Budin'i terk edecektir. Sizin yüce ordunuza karşı savaşmak göze alamaz. Ama güzel tacı alıp kaçacaktır. Yanoş Zapolya. Biz sözümüzü yerine getirdik. Tacınız ve tahtınız size iade edilecektir. Yeter ki siz de iktidarınıza malik olun. Yoksa malik olacak yeni bir kral tayin etmek kaçınılmaz olacaktır. Anladım. Çok iyi anladım. Bali Bey, bu vazife sizin. Derhal gidin, Viyana'ya varmadan tacı alın, gelin. Sultan Süleyman ordusuyla Viyana'ya yürüyecek Baba Hazretleri. Mohaç Budin ilerliyormuş. Şarklen desteğinizi istiyor. Şarkeni ve Arşidük Ferdinand'ı daha önce uyarmıştım. Kutsal tacı kaçırarak, Budin'i işgal ederek hatalı bir siyaset yürüttüler. Acemleri boşuna Türklerle savaşa tutuşturmaya çalıştılar. Kimse Şarken'e destek vermeyecek. Sultan Süleyman'ın Viyana'ya yaklaştığını söylüyorlar. Bu kuşatma başarılı olursa Hristiyan dünyasının sonu olur. Belki de Luther'in Türklerle savaşmayın sözleri doğru. Eğer rüzgar tersine dönerse Sultan Süleyman'la işbirliğine girebiliriz.
Hünkârın Macar kralının tacı ele geçirilmiştir. Vali Bey, şimdi bunu al, Budin'e götür ve Zapolya'ya tak. Hünkârım, affınıza sığınarak, siz burada bulunurken bana mı düşer bu mesele? Düşer Vali Bey. Zapolya senin gibi bir Osmanlı yiğidinin ve dahası benim Hasoda başımın elinden tacını giyecek. Daha ne olsun? Bizim yola çıkmamız lazım. Viyana bizi bekler. Mühim işimiz var. İbrahim Paşa. Gördünüz Sultan Hazretleri'nin verdiği değeri. Zapolya bu onlara layık değil. Tacını bir kez kaybetmiş bir kral. Kral olur mu? Macar tahtına Habsburgları daha iyi tanıyan kuvvetli bir Avrupalı oturmalı. Senyor Gritti, sizin aklınızda biri var. Hı? Ben de. Kim? Sen misin o? Haşmetli İmparatorumuz, Türklere karşı savaşmak için bizden talep ettiğiniz desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz. 30 bin piyade ve 2 bin süvari Bohemya'dan, 25 bin asker de Moravya'dan toplandı. Bunlara ilaveten Bavyera'dan, Saksonya'dan, Vesvalya'dan ve Zizelya'dan da birliklerimiz gelecek. Fakat ne? Bu desteğimize karşılık sizin de bizlere destek vereceğinize inanıyoruz. Ne demek şimdi bu? Türkler kapımıza kadar dayanmışken size nasıl yardım edebilirim? Luteryenlere karşı tavrınızı yumuşatmanızı rica ediyoruz. Ben şimdi toplarım. Bırak şimdi. Toplarsın sonra. Sana diyeceklerim var. Buyursunlar sultanım. Gülah. Bana Yakup Efendi'yi getir. Derhal sultanım. Çabuk. Devirme. Ya siz de bakmayın orada kurbanlı koyun gibi. Hadi ete pilava. Hadi. Şeker ağam. Ağam. Bir emrin mi var? Ya şöyle etin en güzel kibar yerinden bolca ayır bana. Yapma ağam. Mahidevran Sultanımızın kurban eti bu. Ya sen beni dinlesene. Ayırsana 3-5 kilo. 3-5 kilo. Oldu. Danayı vereyim istersen. Dana deyince aklıma düştü. Bu sümbül danası nerede? Validem, sultanlarım. Kurbanları ahaliye dağıttınız mı? Her ihtiyaç sahibine ulaştırdık sultanım. Herkes size ve Mahidevran Sultanımıza duacı.
Allah onları başımızdan eksik etmesin dediler. Allah hünkârımızdan razı olsun. Sayesinde yaptırdığımız çeşmelerle çok dua aldım. Tez vakitte zaferle dönerler inşallah. İnşallah, amin. Amin. Ne vakittir ses seda yok. Harem duruldu iyice. Hünkârımız giderken validemize emanet etti ya Hürrem Sultan'a. O yüzden elini kolunu bağladı. Bağladı da bu sessizlik hiç iyi değil. Fırtına ha koptu ha kopacak. Benden söylemesi. Gülah. Sultanım. Sultanların en yüce gönüllüsü. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Mahidevran Sultan'ın Aksaray'da ve Balat'ta hayratı açıldı. Bolca kurbanlar kesildi, etler kavruldu. Akşam lokum dağıtılacak. Şimdi herkes onu konuşuyor. Ona dua ediyorlar, öyle mi? Öyle. Ben de hayır yapmak istiyorum. Onun yaptıklarından daha büyük ne yaparım? En makbulü kutsal topraklardır. Mekke'ye, Kabe'ye hayır yaparsanız duymayan kalmaz. Bütün alem, herkes size anlatır. Kabe'ye? Hatice'm, bir şeyler ye. İyice zayıf düştün. İyiyim ben validem. Hiç rahat değilim sen orada yalnızken. Validem, müsaadenizle. Tamam, ben hallederim, sen git. Validem, müsaadeniz olursa Nigar Kalfa'yı tekrar yanımda isterim. Olur. Bir hali düzeldi. Eskisi gibi çalışkan. En azından İbrahim gelene kadar kalsın seninle. İyi olur. Gülfem de rahat eder biraz. Aşk olsun sultanım. Dahi, duydun mu? Duydum validem. Mahidevran Sultanım, çeşmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Suyu hiç kesilmesin. Valide Sultanım, izniniz olursa ben de hayır işlemek isterim. Nigar Kalfa. Hazırlığını yap. Hatice Sultan'ın sarayına gidiyorsun. Nereden çıktı şimdi? Hatice Sultanımız kendi istedi. İyi de vaktinde paşamız yolladı beni. Yokluğunda dönmek olmaz ki. Ben de göndermek istemiyorum aslında. Lakin yapılacak bir şey yok. Yarından tezi yok, gideceksin. Hazırlıklarını yap. Ne yapacağım ben şimdi? Hünkârımız sağ salim dönsün diye bir adakta bulundu. Ne yapmak istiyorsun söyle. Kutsal topraklara, Mekke'ye, Kabe'ye, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler yaptırmak istiyorum. Tabii ki müsaadeniz olursa. Demek kutsal topraklar. Bence bir mahzuru yok. Lakin bunun için
Şeyhülislam'dan fikir almamızı icap eder. Öyle mi? Neden? Usuller böyle. O caiz görürse ben de müsaade ederim. Ne yapmam lazım? Sümbül'e söyle, senin adına bir mektup yazsın Hoca Efendi'ye. Validem, aranız düzeldi mi yoksa? Ne düzelmesi? Giderken elimi koluma bağladı aslan. Baksana neler adamış sözde. Sen kimsin de Kabe'ye hayır yapacaksın? Hususta şer'en caiz olan nedir? Cevabınızı rica ederim. Hürrem Hasek. Yazdın mı? Yazıyorum sultanım. Sabah erkenden yollarım inşallah. Ne vakit gelir cevap? Çok geçmez. Akşama alırız cevabi mektubu. Hala toparlanmadın mı sen? Gece vakti gidecek değilim ya Daya Hatun. Fena mı olur? Sabah da işine gücüne bakarsın. Hiç gitmek istemiyorum. Keşke... O ihtimal aklından çıkar. Sultanımız bilhassa çağırdı. Senin haddine mi reddetmek? Daya Hatun. Nigar Kalfa. Haddini aşma. Bir kez bağışlandın. Bu kez kimse kurtaramaz seni. Saraya hizmet etmek istemiyorsan evlendirip gönderelim seni. Tamam. Tamam Daya Hatun. Sustum. Mehmet'le çağırsak birlikte otururuz. Ne lüzumu var? Hürrem'in evlatlarıyla fazla yüz göz olmayız. Sen büyük şehzadesin, unutma. Ama onlar benim kardeşlerim. Babam onlara destek olmamı istedi. Sultanım, bir arzunuz var mı? Nigar Kalfa bugün Hatice Sultan'ın sarayına gidecekti. Şu yeşim taşlı tespihi hazırlat. Giderken götürsün sultanıma. Ben hemen alakadar olurum sultanım. Validem, Şeyhülislam Hazretleri bir cariyenin Haremeyn-i Şerife'inde hayrat yapması makbul değildir diye yazmış. Bir an evvel Hürrem'e götür. Bizzat yüzünü oku. Neden makbul olmadığını duysun ki anlasın kim olduğunu.
Derhal valide. Sultanların en zarifi. Gül'a. Ne oldu? Konuştun mu Yakup Efendi ile? Ne vakit geliyormuş? Emriniz üzerine sabah gitmiştim sultanım. Lakin kapı duvar. Sonra kardeşinden öğrendim ki Yakup Efendi ölmüş. Ölmüş mü? Neden? Evinde ölü bulunmuş. Karnını boydan boya yarmışlar. Dilini de kesip atmışlar. Allah bilir ne melanete bulaştı. Sultanım. Dayı Hatun. Valimiz ne buyurdular gene? Şeyh Hulusi'm İbni Kemal Efendi'ye Kabe'de hayrat yapma hususunda yazdığınız mektubun cevabı geldi. Öyle mi? Ne demiş? Hemen oku. Şeyh Hulusi'm Hazretleri bir cariye kul olduğunuz için bu talebi makbul ve uygun görmemiş. Ne demek bu? Bir köle olarak Mekke ve Medine'de hayır işlemeniz mümkün değil. Kabul edilmez. Valide bu cevabın geleceğini biliyordu değil mi? Mahsus mektubu yazdırdı bana. Dayı Hatun. Sen bilirsin. Hiç yol yok mu bunun? Ancak azat edildiğinizde bunu yapabilirsiniz. Azat mı? Azat edildiğinizde artık kul olmazsınız. O vakit hayır yapabilirsiniz. Kim azat edebilir beni? Validemiz mi? Ancak hünkârımız böyle bir karar verebilir. O sizi hür kılabilir. Nigar Kalfa. Canına mı susadın sen? Ne geldin gene? Duydum ki malını mülkünü toplayıp gidiyormuşsun. Sana ne? Kızma hemen. Sultanım bunu Hatice Sultan'a götürmeni istedi. Nedir o? Yeşim taşı tesbih. Gerginliği alır, huzur verir derler. İyi. Koş şuraya. Sonra da çık git. Gözüm görmesin seni. Hadi Mustafa'm hazırlan. Mektep vakti. Şimdi mektepte değil, babamla İbrahim Paşa ile birlikte savaşta olmalıydım. Merak etme. Bir gün gelecek, bu dünya senin kılıcının sesiyle inmeyecek. Dünyayı sen yöneteceksin. Hani benim bulduğum bir defter vardı ya. Evet. Nigar Kalfa'nın odasında gördüm. Gizlice aldım hemen. Bak sen Nigar'a. Onun aldığını biliyordum. Ne yazıyor acaba içinde? Validem. Nedir o elindeki?
Rus lisanında yazılmış bir defter. Muhtemelen Hürrem'indir. Onunla alakalı sırlar olduğunu düşünüyorum içinde. Ne sırlarıymış bu? Orasını bilmiyorum. Lakin siz Rusça biliyorsunuz. Okumak ister misiniz? Budin bir haftada düştü. Belli ki Süleyman Viyana'yı da almak, kışı orada geçirmek, sonra da tüm Almanya'yı işgal etmek niyetinde. Elimizdeki orduyla ona karşı duramayız. Söz verilen kuvvetlerin bir kısmı da gelmedi. Durum giderek kötüleşiyor. Ne yapacağız? Merak etme Ferdinand. Diğer birlikler de yakında ulaşır. Viyana'da şu anda 72 büyük top, 20 bine yakın piyade ve 2000 süvari hazır bekliyor. Yanlarında ise Almanya'nın çeşitli vilayetlerinden gelmiş yürekli, tecrübeli soylular mevcut. Kumandanları da meşhur Nikolaus von Salm ve yardımcısı Wilhelm von Roggendorf. Sizce bu Osmanlı ordusunu durdurmaya yeter mi? Sakin ol Ferdinand. Durduracağız. Süleyman'dan ve ordusundan korkmamıza gerek yok. Rahat ol. Hünkârım, Akıncı kullarınız Viyana çevresindeki kasabaları vuruyor. Diğer öncü birliklerimiz ise hedeflediğimiz kaleleri ve şehirleri tek tek ele geçiriyorlar. Wiesengrad, Altenburg, Regensburg, Brunn ve Enns'in alındığı haberi geldi. Ayrıca Vaduz şehri ele geçirilip prensi de esir alınmıştır hünkârım. Hırvatistan ve Slovenya tarafları da hakimiyetimiz altına girmiştir. Komaron, Gram ve Rab artık bizimdir. Âlâ. Hünkârım, lakin malumunuz, aşırı yağmur ve sellerden mütevellit yolda çok vakit kaybettik. Ağır muhasara toplarını Belgrad'da bırakmak zorunda kaldık. Havalar da soğudu. Anlaşılan o ki kış bu sene erken gelecek. Bu gidişle Eylül sonunda ancak varırız Viyana'ya. Bütün bunlara rağmen gene de gidecek miyiz? Gideceğiz Pargalı.
Gideceğiz ki Hristiyan aleminin yüreğine korku salalım. Şalken görsün, anlasın ki bu alemde tek bir cihan sultanı var. O da benim. Valide her şeyimi elimden alıyor. Nilüfer, en sevdiğim atım aşk. Şimdi de hayır bulunmama engel oluyor. Ama annen bu düzeni değiştirecek yakında. Sultanım. Sümbül. Ne var, niye geldin? Valide sultanımız sizi çağırmamı buyurdular. Öyle mi? Neden, bir şey söyledi mi? Hayır. Oyun oynadı. Şimdi alay edecek kesin. Esma. Sen Mihrimah'ın yanında kal. Validem, beni çağırmışsınız. Yaklaş. Hayır yapmak hususunda konuşacaksınız değil mi? Cevabı bildiğiniz halde neden bana mektup yazdırdınız? Alay etmek için mi? Kul olduğumu hatırlatmak için mi? Mühim bir vaka var. Bunu tanıdın mı? Validem, ben izah edeyim. Kes sesini. Bu rezaleti hiçbir şekilde izah edemezsin. Sen mahvoldun Hürrem. Hayatın benim iki dudağımın arasında artık. Sizin bildiğiniz gibi değil. Ben... Kes sesini dedim sana. Sus. Her türlü melaneti beklerdim senden. Lakin bu aklıma bile gelmezdi. Sen aslanıma ihanet ettin. Onu aldattın. Asla. Şimdi beni iyi dinle Hürrem. Bu defter aslanımın eline geçerse sadece senin için değil, torunlarım için de felaket olur. Ben onları düşünerek sana bir fırsat sunuyorum. Bir karar vereceksin Hürrem. Evlatlarının canını kurtarmak istiyorsan hemen gideceksin buradan. Kaybolacaksın. Kimseler bilmeyecek nerede olduğunu. Nasıl? Nereye gideceğim? Uzaklara. Çok uzaklara. Ama... Ya gideceksin Hürrem... ya da evlatlarınla birlikte infaz edileceksin. Karar senin.